geçenlerde sohbet ettiğim birisi filmleri izlerken bu kanaldaki analizlerde kullandığım şeyleri o anda görüp görmediğimi sordu. Yani bütün filmleri bu analizleri yapacak şekilde mi izliyorum diye sordu. Bunun cevabı aslında başka bir videonun konusu. Geçenlerde Black K, -K izlerken Spike Lee'nin son filmi öyle okuyorum ben adını. Aklıma bu soru geldi yine. Videolarda henüz çok belli etmiş olmasam da biraz püritan bir sinema anlayışına sahibim. Yani filmdeki her şeyin filme hizmet etmesi gerektiğine ve bizi atmosferden çıkaracak hiçbir şeyin olmaması gerektiğine inanan birisiyim. Ne demek istiyorsun derseniz mesela kemiyoları buna örnek verebilirim. Kemiyo ne demek derseniz bir filmde bir sahneliğine veya çok kısa bir süreliğine görünen konuk oyuncu demek aslında Kemiyor. Komedi filmlerinde çok fazla karşılaşıyoruz ama komedi olmayan bir örnek vermem gerekirse mesela zar zor bitirdiğim Game of Thrones son sezonunda bir anda bir sahnede Ed Sheeran'in görünmesi. Daha önceki sezonlarda da Sigur Ros vesaire gibi müzisyenler görünmüştü Game of Thrones'da ama düşünün böyle işte ejderhalar, orta dünya Starklar onu yapıyor, bunu yapıyor böyle atmosferdesiniz her şey çok sessiz, sakin ve bir anda diye karşınıza çıkıyor. Yani o şekilde çıkmıyor tabii ama o muydu, değil miydi bir an onu düşünürken ben Stark'ları düşünmem gerekirken bir anda günümüzde hayatta olan dünyanın en meşhur şarkıcılarından birini görüyorsunuz ve bütün atmosferden kopuyorsunuz. Bu tabii ki uç bir örneği ve teknik anlamlarda da böyle şeyler olabiliyor ama filmlerde kesinlikle bunun gibi şeylerin yapılmaması gerektiğine inanan birisiyim. Böyle bir sinema anlayışım var. Cameo vesaire gibi çok bariz örnekler dışında teknik detaylar da bizi filmlerden çıkarabiliyor. Bunun en yakın tarihli örneklerinden birisini de Yine Spike Lee'nin dediğim gibi son filmi Black Klansman'da yaşadım. Klansman. Bu sahne gerçekleştiğinde aklıma gelen ilk şey ise aslında bir yönetmenin bize nasıl konuştuğu oldu. Yani sadece çekim teknikleriyle ve yaptıklarıyla bir yönetmen bizimle nasıl konuşabiliyor, bize nasıl mesaj verebiliyor? Bunu düşündüm. Tabii ki bu başta anlattığım şeylerle birlikte. E, filmle ilgili herhangi bir spoiler içermiyor burası. Dolayısıyla filmi izlemediyseniz dahi bölümü izlemeye devam edebilirsiniz. Filmin birinci perdesi sonlanmak üzereyken perde ne demek derseniz bir önceki videoya davet ediyorum sizi. Birinci perdenin sonlarına doğru tam hikayemiz başlayacakken filmin başrol karakteri polisimiz siyahi bir hareketin liderlerinden birisinin bir konuşmasına kontrol amaçlı katılıyor. 50'ler 60'lar Amerika'da siyahi hareketin en zirvede olduğu dönemler en yoğun ve canlı şekilde olduğu dönemler. Bu sahnede bir konuşmacı sahnede bir lider konuşuyor ve onu izleyen 50-60 kişi var. Burada görebilirsiniz. Burada Spike Lee çok ilginç bir hareket yapıyor. Önce bu hareketi teknik açıdan analiz edelim, daha sonra da anlamları üzerine konuşalım. Teknik açıdan analiz edecek olursak, burada konuşmacıyı izleyen kişileri genel açılarla, tekli planlarla salonun ortasında temsil etmektense birinci olarak hepsini tam karşı açılardan yani daha önce özdeşleşme planı olarak tanımladığımız karşı açıdan ve göz hizası veya biraz altından olan açılarla çekmeye başlıyor. Özdeşleşme planlarını karşımızdaki kişiyle birebir olarak ne hissettiğini anlamak istediğimiz zaman kullanıyoruz. Yani o kişinin ne hissettiğini anlamak istiyorum herhangi bir yan açıdan veya kadrajın 1 bölü 3'üne oturtarak değil kadrajın tam ortasına oturtarak yapıyorum. Bunu da karşımızdaki kişinin yani oyuncunun tam olarak ne hissettiğini anlamamızı istediği zaman kullandığımız bir tekniktir. İkinci yaptığı detay burada karakterleri 1 bölü 3'e oturtmak vesaire bir yana arka planlarını tamamen siyaha düşürerek gösteriyor oluşu. Yani bize karakterin yüzü dışındaki tüm detayları yok ederek kadraja yerleştiriyor. İşte burada aslında çok derin anlamlar devreye girmeye başlıyor. Tekniğini bir tarafa bırakıp analizine geçersek birincisi arka planda hiçbir şey görmediğimiz için o an o karakterin hissettikleri dışındaki her şeyin önemsiz olduğu mesajını Spike Lee bize geçiriyor. Bu karakterler bu anda bu karakterin söylediklerinden ilham bulup umutla doluyorlar ve Spike Lee bizim buna odaklanmamızı istiyor. Bu karakterlerin o an aldıkları ilhamla içlerinde oldukları ruh halini anlamamızı ve bunun dışındaki her şeyi unutmamızı istiyor aslında. İşte burada normal sinematik tekniklerin dışına çıkıp bunu yaptığı için Başta ben bir filmden kopmuş olsam da bir saniyeliğine. E, burada aslında daha derin bir analiz var. 50'ler 60'lar Amerika'da yaşayan siyah insanların çok yoğun şiddet gördüğü dönemlerden bir tanesi. E, ve burada çok büyük sosyal değişiklikler olmaya başladığı bir dönem. Ve işte bu ve bunun gibi liderlerin konuşmaları ve aksiyonları sayesinde oluyor bunlar. Ve Spike Lee de bize bunu vurgulamak istiyor. E Amerika'da özellikle Trump'ın seçiminden sonra bu hareket tekrar bir canlanma gösterdiği için bunlara vurgu yapmak istemesi, bunları gündemde tutmaya çalışması bu filmle oluyor. Filmin Amerika'da çok fazla ses getirmiş olma sebeplerinden birisi de bu hareketin ortasına düşmesi. Yanlış anlaşılmasın Spike Lee burada gündeme gelmek için bunu yapmıyor. Kariyeri boyunca bunu yapmış bir insan zaten. Ama zamanlama olarak da filmin sonundaki sahnelerle de bunu çok güzel tutturabiliyor. Black tek bir sahne üzerinden inceledik ve tek bir sahneyle ve tek bir hareketle nasıl bir mesajın verilebileceğini konuştuk. Bir yönetmenin elindeki en büyük silahından neden bu teknikler olduğunu ve bunlarla nasıl mesajlar aktarabileceğini konuştuğumuz bir hızlı çekim yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalı takip etmeyi, küçük zil ikonuna da basmayı unutmayın ki her yeni videoda size bir mesaj gelsin. Ve lütfen paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.